Sevgili gömercin kuşları, taklacı gömercinler, geldik 10. bölümümüzün başına. Sonuna diyecek gibi açtım. <laughs> Şimdi bugün yanı başımda değerli partnerim Kaan Sekban'dan gözümü alamıyorum. Neden? Çünkü gömleğin şahane. Ah çok teşekkür ederim. Çok mersi. Pantolon da fena değil Anlaşmışız maya. gibi de mavi giymemiz. Yani diyorsun ki, istersen biraz da sen benim gömleğime. İnşallah. Senin de gömleğin çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bazardan aldım. <gülüyor> 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 Bu şıklığını herhalde Free Friday ya da Serbest Cuma <laughs> kostümüne neye borçluyuz? Ben bir kurumsal etkinlikten geldim. Hmm. E, doğru söylüyorsun. E, smart Casual derler ya böyle. Yani ne giyeyim dediğin yerde smart casual diyerek well medium yani orta iyi pişmiş <laughs> Yani bunlar hep kararsız şehir insanı travmalarıdır. Bir kurumsal etkinlikteydim çok güzel geçti. şöyle söylediler. gömerci kuşlarını kimler seviyor diye sorduğumda ellerin yarısı kalktı. Gerçekten dalga dalga yayılıyor gömercin kuşları ve bugünkü konumuzu da onlara e, ipucu verdiğimde yani ipucu veriyor baya alenen söylediğimde çok heyecanlandılar ve kurumsal hayat insanlarının da çok sevdiği bir konu olduğunu görünce ben de biraz şaşırdım. Gömercün kuşları takipçilerine ve sevenlere ve özellikle kurumsal hayatta çalışanlara buradan sevgilerimizi gönderelim çünkü sponsorluk onlarda <laughs> Bugünkü konumuz şahane bir konu. 10. bölümümüz olduğu için tıpkı 5. bölümde bir diziyi baştan aşağı gömdüğümüz gibi yine 10. bölümde de yine bir fenomen diziyi hep birlikte gömeceğiz. Hepimizin gençliğinde, yaşlılığında çok özel bir yeri olan ve nedense her kesimden, her yaştan, her görüşten insanın garip bir biçimde meftunu olduğu Adını Feriha Koydum efsanesini bugün gömeceğiz efendim. <gülüyor> 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 dün <laughs> dündün Bu arada hemen başlamadan önce de e, sevgili e, müziklerini yapan e, Nail Yurtsever ve e, Cem Bey'i değil mi? Cem, Cem Cem Tuncer. Cem Bey ne acaba? <laughs> Cem Bey'i çok öpüyoruz. Ka Cem Bak bunu söyledin hemen şunu söylemek zorundayım. Günceli yakalayan bir program biliyorsunuz e, Gömercin Kuşları. Geçen gün Afife ödüllerinde Cem Yılmazer e, bütün ışıklarını yapan yani Türk tiyatrosundaki neredeki, neredeyse bütün oyunların ışıklarını yapan Cem Yılmazer aday olmuş. Ve e, onun adaylığını sunan hanımefendi şöyle sunuyor. Bilmem ne oyunu. Cem Yılmaz. <gülüyor> 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 Beş kere Cem Yılmaz dedi kadın. Ve adam... Ve diğer e, ışıkçı Ata Demirer <laughs> adam paylaşmadı. Yahu sen sulucusun ve beş dalda aynı insana da ismini de ezberle. Ve gömercin kuşları olarak oraya davet edilmedik ikimiz de. Bunu da kınıyorum tabii şiddetle. Ben de kınıyorum. Ee, herhalde gömmemizden korktular ama kaçamayacaklar gömmemizden. Bence hepsi çok üzülmüştür şu anda. Bence hepsi ağlıyordur ve tören herhalde kısa kısa kısa, kısa bitmiştir herhalde. Kısa kısa, kısa 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 bitmiştir. Konumuza hemen dönelim sevgili Ayşe'cim. Biz çok sevdik bu diziyi. Ay hem ne sevdik ne bedeller ödedik. Ne bedeller ödedik. Ayşe ile daha önce de söylemiştik. Yani bir yurt dışı seyahatimizde Amerika'da herkes Vegas'ta blackjackler, ruletler oynarken. Biz o adını Feriha koyduğumun finalini seyretmek için Tabii. odaya kapanmıştık. Odaya kapandık ve iki buçuk saat çıkmadık ve odaya hamburger söyledik ve ağlamaktan gözlerimiz şişti. Sonra da gidip zaten rulette bir sürü para kaybettik. Keşke inmeyeydik. <gülüyor> <gülüyor> Peki biz neden çok sevdik bu diziyi sence? Ee, i̇kimiz de fukaraydık o dönem belki de. <laughs> Ama bizim bile bilmediğimiz bir fukaralık. Evet kardeşim. Bence vardı. orada çok büyük bir sihir ve büyü vardı. Çünkü e, sen de daha önce söylemiştin bunu ve çok hoşuma gitmişti. Fakirlik ilk kez bu kadar çok yüzümüze vurdu bence o evet, dizide. Evet, bu kadar net bir şekilde, bu kadar yalın bir şekilde hepimizin yüzüne vurdu ee, ve o önce, sınıf ayrımı da. Her sınıf ayrımı da. Bravo. Yani o aşk e, aradaki uçurum Tabii. E, i̇lk kez bu kadar net gördük ve bir sürü insan baktığında şey diyor. Ay, ne kadar da işte e, duygu sömürüsü yapmışlar. Hayır bence bir sürü insanın gerçeğiydi öyle aşk Ve yani Parazit filminden seneler önce yapıldı bu. <laughs> Onu da buradan bizi izliyorsa yönetmeni neydi? E, Bong Joon Dong muydu? E, öyle mi okunuyor acaba? Bong Joon Ho. Bong Joon Ho'ya selam olsun. Herhalde küçük araklar o da yapmış. Adını böyle okunuyor ismi. Hayır Steven Spielberg diye okunuyor yani. <laughs> Feriha'nın yönetmenlerine de buradan bir saygı duruşunda bulunalım. Merve Girgin ve Barış Yoş o dünyayı kuran harikulade bir hanımefendi ve beyefendi. Ve benim Barış Yoş'a e, emirin yolu başladığında look dev gibi tweet atmam. <laughs> Bu ne biçim bir sahne diye böyle ergen ergen tweetler atmıştım kendisine. Ama e, Ka Kaan'ın ve benim en güzel uyumuz, sevdiğimiz her şeyi aşırı içselleştirmemiz. Aşırı içselleştirmemiz. Yani o Aksaray Apartmanı'nın önündeki par parka az mı gittik hepimiz? <laughs> o da çok saçmaydı. Bu arada biz artık diziye girelim. Şurada görünmeden konuşun diyorlar. Zaten emirin boyu 1.93 yani. Evet. Tamam mı? Feriha tamam çok tatlı pony gibi. Gidiyorlar konuşmaya herkesin içinde o parkta o kabak gibi. Buradan bizi izliyorsa ponilere selam olsun. <laughs> <laughs> Kabak gibi gidip orada konuşmuyorlar mı? Yani aksiyon apartmanının çaprazından her şekilde görünüyorsun ve o e, takık obsesif Cansu. Sürekli onları konuşurken öpüşürken görüyordu. Bu nasıl parkın içinde saklanmak? O parka iki ağaç dikemediniz mi belediye? <laughs> Buna mı taktın yani? <laughs> Aksoy Apartmanı gerçekten çok enteresan bir e, apartmandı. Çünkü yani diziye göre çünkü herkesin evi farklıydı. Yani birinin evinin içi yalı gibiydi, birinin evi korkunçtu. Yani böyle bir mimari, perpa gibi senin deyiminle bir apartmandı. <laughs> evet Kaan çok garip. Bazılarının evi deniz görüyor. Evet. E, Bazılarının evi ferihaların kapısının önüne bakıyor. <laughs> Bazı Bazılarının evinde tavan aşağıda, bazıları dubleks. Bazıları, yani bizim sitede benim oturduğum sitede böyle benim evim iki buçuk artı bir Noto'da baklası aşırı bir yanım triplex, yani böyle saçma bir yani müteahhit ne yaşadı burayı yaparken evet, çizerken çok bilmiyorum. Kafası karışık mimarlara ve müteahhitlere selam olsun. <laughs> Ama herkes de yani Feriha dizisini izleyenler bilir izlemeyenlerin de çok keyif alacağı bir bölüm olacak emin olun. Biliyorsunuz Feriha bir kapıcı kızı, ee, annesi apartman görevlisi. de apartman görevlisi. Şimdi olsa birbirlerine kapıcı kızı, kızı 155 kere kapıcı kızı dediler birinci bölümde. <laughs> apartman görevlisi kızı denirdi şimdi yazılsa. Orada bunlar e, Antakya'dan gelmiş bir aile. Aha, onu bilmiyorum ben, o detay evet. bende evet, yok. Ama Antakya'ya buradan selam olsun. Benim doğup <laughs> büyüdüğüm ah, şehir Antakya. orası. Ya. Kocamı yapıyoruz. E, Gelmişler orada tutunmaya çalışıyorlar. Karcıların Zehra, hmm. bunu hırslanmış. Ve İstanbul'da 75 eve temizliğe giderek hata tutunmaya Ve çalışıyor. Ve nasıl bir para kazandıysa kızına özel üniversitede ama burslu gerçi okuyor burslu, herhalde. Burslu tam burslu. Tam burslu okuyor. Nişantaşı Üniversitesi 180 burs. <laughs> Hayır neydi? Altınbaş Üniversitesi. Bir B ara Nişantaşı de... Üniversitesi sana selam verdiğinde sana %80 burs veriyordu. <gülüyor> <gülüyor> ama Nişantaşı Üniversitesi müthiş. İlmin irfanın zirve noktası. Buradan Acınılcalıya selam olsun. <laughs> Nişantaşı Üniversitesi. Bu arada Kaancığım, Zort e, diye bitti adını Feriha koydum. Yani hatta en son sanda biliyorsun e, Feriha'nın vurulduğunu anlıyoruz ama genellikle bir kan bile göremedik. Mesela Bihter evet. biliyorsun Adidas'ın simgesiyle ölmüştü. <laughs> üç, üç ürel gibi kanla. Orada e, tabii birçok şey söylendi ama aslında şu. Hazal Kaya başka bir diziyle anlaşmıştı. Aa. Son Yaz Balkanlar diye ATV dizisiydi çok iyi hatırlıyorum. Hatta fanları dizinin fanları tepki göstermişti Twitter'dan yapım şirketine. İşte neden Feriha'yı çıkardınız hani siz çıkardınız gibi böyle bir takım şeylerde olunca. O zaman sanırım medyapın başında ya da bir so Armağan Çağlayan vardı. O da cinnet geçirmişti Twitter'da. Biraz da oyuncular o zaman sorumluluk bilsin efendim falan diye böyle bir tweet. Ben Hazal Kaya'ya bayılırım bu arada. Ee, şimdi bir moment geliyor şu anda. Yok <laughs> Yo, gerçekten bayılırım. Hatta en son Netflix Netflix'teki dizisinde de bir dönem dizisinde. E, oynadı. Adını tam hatırlayamadım. Adını hatırlayamadım koydum. Perepalaz'da bir Feriha. Bizi <laughs> dedi kendisine bayılmıştım. Feriha ile o zaman başlayalım. <laughs> Karakter olarak Feriha ile girelim istersen. Buyurun hocam. Feriha'mız e, bir kere Hazal aşk Aşkı Memnun sonrası en büyük e, rolü. Yani bu kadar zengini oynayıp bir anda bu kadar yok olan bence çok başarılı bir ters köşe. Evet hem de e, bir anda yalıdan kapıcı dairesine <laughs> geçmek için gerçekten çok ciddi bir polar oldu <laughs> Esas ters köşe o diyorsun yani. <laughs> Esas ters köşe ve ona kendini tek rahat hissettiren sence bu rolde neydi Kaan'cığım? İki dizde de sürekli bayılması kıçı sıkışınca. Aa <laughs> bravo doğru söylüyorsun. <laughs> bir de bayıl istiyorsan Feriha. Gerçekten sürekli bayılıyordu. Ve bir Sinan Meke bir karakterdi bu. Evet. Yani tabii o yoksulluğunu gizlemenin baskısından da olabilir. Veya yani neden olursa o beni ilgilendirmiyor. Yani ben burada şey değilim. Bir anda delirmem. <laughs> e tabii orada şimdi Feriha bir kapıcı kız olarak e, burslu özel okulu kazanınca... ...herkes de çok zengin olunca... ...yalanlar da götüne yuva yapınca... <laughs> Çigindeki. Ne bu Bu ya? Çünkü dakikada on yalan söylüyordu biliyorsun herkese. Doğru o da onu depresyona sürükledi. O vıyıltı mıyıltı Ve tabii ki bütün dizdeki erkekleri yani Emir'in herhalde babasıyla kendi babası hariç bütün erkekleri kendine aşık etmeyi başardı. Bu sadece Türk dizilerinde olmuyor. Bence hayatta da öyle. Erkekler yani hetero erkekler mıy mıy kadın seviyorlar. Hmm. Maalesef. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Daha kıymetli oluyor. Çok yani doğru düşünüyorsun. Naz niyaz yapınca yani mesela benim annem de babamla ne zaman mesela tartışsa şey der. Ben de sana gibi bilmem kim gibi işte birisini söylüyor. Bilmem kim gibi surat yapsaydım şişirseydim o zaman daha kıymetli olurdum falan diye. O bir doğru bence. Benim de hep babaannem öyle der. Ee, der Neden? ki kızım a man needs to be needed. Babaanne <laughs> Tina Turner'da herhalde. <laughs> Advanced İngilizcesiyle. Yani bir erkek her zaman ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyar. Ee, <laughs> sen ne kadar kurban rolünde olursan o da kahramanlığa soyulur. Ee, bu da erkekliğin tuhaf tuhaf huylarından biri işte. Ee, babaannesinden Ayşe'nin İngilizce dersi almak isterseniz hemen Udemy'e ayşenibabaannesi.com <laughs> 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 Feriha'da e, en sevdiğim şey şuydu. Yani çocuğa çok aşık oldu ve bence bir sürü insan kendini gördü ve... Onun için gerçekten ailesinde e, çıktığı, yer, çıktığı yeri beğenmemek dediğimizi burada herkes gör. Herkesi karşısına aldı bu aşk için. Yani hmm. çok da küçük yaşı. 18 yaşında olduğu tabii. için de. E, benim Feriha'da en sevdiğim şey o kuru gururu. Babasından ona miras kalan. Ben de yani herkes tabii böyle herkesin bir crush'ı olmuştur. Erkek veya kadın. Yani kendisine uzak gördü. Ve hep o dönemlerde yani lise üniversite döneminde. Ya da Nambaynır'ı. Ya da non <laughs> Yani e, öyle bir dönemi olmuştur. Belki hepimiz kendimiz... Bir şey düşündük Kendimiz orada. Kendimiz gibi olmadığımızı, kendimize olduğumuzdan farklı gösterdiğimiz bir sürü, e, Tabii. bir sürü şey yaşadık yani. O zaman Instagram'da yoktu halbuki. Tabii. insanların kendini farklı gösterdiği. Hayır ama... o zaman Google'da yoktu. Yalanların hemen ortaya çıkamıyordu. Ferah gibi iki sezon gidiyordu. Hakikaten cep telefonları bile böyle şey filandı değil mi? Dizide Nokia Mokya. Ay yani. evet. Bir tek Emir'in e, telefonu dokunmatikti orada. Hmm. Emir buna habire ilk bölüm... Telefon veriyor, telefon alıyor. Bir de o dizinin başından son 13-14 bölüme kadar. 13. 13-14 bölüme kadar <laughs> 13. o CD'yi saklıyorlar ya. Hmm. Zannedersin ki porno CD yani. <laughs> evet öyle o CD ona, vardı değil mi? O ona alıyor, o ona veriyor. Gidiyor Günce diye bir kız var ya o. Ah Günce'ye girelim. Sırık arkadaşı. O zaman biraz e, karakterlere girelim. Feriha'nın sırık arkadaşı. Evet hemen zenginin koynuna giren. Koray'ın koynuna. Evet Koray Koray da zengin. Koray, Koray da tam bizden salak. Ve... <laughs> <laughs> ve şey diyordu ya hamile kalınca tuvalette ağlıyordu günce. Ee, Feriha bunu teselli ederken Feriha anlamıyorsun galiba. Biz sadece yatakta buluşuyoruz. <laughs> Fakbalilik yani. yani Fakbalilik bu kadar güzel tanımlayan. Yatakta, yatakta buluşmak. buluşmak. Yani Burger King'in önünde saat 2'de buluşuyoruz. Günce tam bir çarıklıydı bu tam, arada. Tam tam saçaklıydı. Bu işte. arada o dizide oynayan bir sürü kişiyi bir daha hiçbir yerde görmedik lanetli gibi. Lan... <laughs> Abi görmedik Mehmet e ee, Ferihan'ın abisini oynayan Mehmet karakteri hiç görmedim. Ee, bir baktık çok e, önce tamirciyi Tamirci olmuş dizide. Sonra gidiyor işte Emir Sarrafoğlu'nun Gecelerin Veliahtı hmm. diye Bunun arabasını çarpıyor. Sonra ne yapacağını şaşırıyor. Fakirlikten ve kuru gurudan bir bakıyoruz bir ara Mehmet gidip jigolo oluyor. Ha denemesi var. <laughs> <laughs> var. Jigoluluk denemesi var. Sadece Mehmet'in sigoluluk denemesi Mehmet var. Mehmet'in arkadaşlar şuraya ne olur Mehmet'in CV'sini koyun. Özgeçmişi <laughs> muhteşem. <laughs> Konfeksiyoncu, tamirci, jigolo. <laughs> Ama en son tuhafiyeci de e, işe girdi. Ha, Ve en orada... son da güvenlik olmuş zaten bar kapısında. Ay Onu kim güvenlik yapar ya Allah aşkına ya. Güvenmeyik yani. <laughs> Baş karakterleri önce biraz konuşalım. Ve tabii ki Feriha'nın ailesi. Evet. Zehra karakteri. Vahide Perçin'in canlandırdığı. Gerçekten muazzam canlandırıyor onu. Ama o karakterde de böyle yani o kadar iyi ki o konuşması o böyle... E, Fransızca ile Arapçaya selam çakan o gırtlak. <laughs> ah be kızım be. Ah be Feriha falan. Yani o e, ayar vermeleri, utancı ve kızıyla olan çatışması en başından beri. Çok iyi kurulmuş. Çok güzel yazılmış onların bence sahneleri ve diyaloglanması. Ve ikisi ne kadar birbirine benziyorlar, değil mi? O e, bir evet. sahne var afişlerinde. Evet, evet. Gerçek bir anne kız gibiler ve Vahide Perçin çok enteresan bir şekilde İstanbul şivesiyle başladığı diziye 14. <laughs> bölümden sonra Doğu şivesi yani sonra dedim herhalde 21'den sonra artık Las şivesiyle oynadı. <laughs> <laughs> Önce kızım niye böyle yapıyorsun? Kızım niye böyle yapıyor? Anandan mı utanıyorum? Diye evet. Periş daha doğru gidiyor yani yavaş yavaş değil mi? <laughs> Bir anda <laughs> gittikten sonra diziden gerçekten dizinin dinamiği inanılmaz düştü. Evet bir rahatsızlık yaşamıştı ve o sırada çıkmak zorunda kalmıştı. Onu da şöyle bir senaryosal kılıp bulunmuştu. Feriha'nın kardeşi uyuşturucu madde Ömer. satmaya yani ona bulaşmaya başlayınca Eğitim için köye. Yani Ömer de burada ilkokula gidiyordu. Evet ya yani eğitim için köye gönderilen ilk insan herhalde kendisi. <laughs> Feriha eğitim için şehre gelirken o bu arada dizide o kadar diziden o kadar fakirlik akıyor ki jenerinde de görüyorsun Feriha çöpten düşen bebekle oynuyor <laughs> çocukluğu boyunca. Tabii babası vardı bir de onun. Evet. Rıza. Rıza. Rıza da dünyanın en saçma babasıydı. Yani hiçbir şey haberi olmaz. Böyle asar, keser. Ee, kızı telefonu açmadı diye okulu basar. Ama bir şey söyleyeceğim. Adam haksız mı? Arkadaşlar Feriha haksız. asla telefon duymuyor. Yani bir insan e, abisi kaza geçiriyor. Okul Babası kalp krizi gerekelim. geçiriyor. Hmm. E, annesi camdan atlayacak. <laughs> Ve Feriha'nın telefonunda söylüyor ki, 175 cevapsız arama <laughs> Ya kardeşim bir tanesini duy ya. Hep mesele Bir de a, geri döndüğünde de süper sakin. Anne ne oldu? <gülüyor> 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 bir de bunların e, yoksulluk müziği var. Yani... Bu karakterler girdiği zaman belli müzikler devreye giriyor. Benim orada içim sıkılıyordu. Yani diziden zaten yeteri kadar yoksulluk akmıyormuş üstümüze gibi. Bir de ver müziği, ver coşku. Mesela o müzikleri varsa bir çok kısa böyle kısa kısa o müzikleri şey yapabilir miyiz? Ha, bu Zehra'nın mesela. Kızım bu ellerden mi utandım be kızım? Bu çamaşır sularından mı utandım be Feriha? Yani hemen böyle bir orada bir kendini devleştirirdi. Doğru. Mesela Rıza'nın da bir müziği vardı. Ben size babalık yapamadım be Feriha. Yapamadım be Feriha. Ama gerçekten yapamadın yani. Oradan yine Zehra girer. Öyle deme be Rıza. Olur mu be Rıza? Sen bizim evimizin de be. Bilmem yapamadım Zehra yapamadım yapamadım diye böyle deliriyordu adam. Bir de adam böyle e, onun tipi Devlet Bahçeli'ye benziyordu Rahmetli evet. e, Metin Çekmez. Evet Allah rahmet eylesin. Allah desin, rahmet eylesin. gene bir rahmet muamelesi. Ama gerçekten. Gerçekten leyesin, rahmet, <laughs> tövbe rahmet tövbe. olsun. E, ve konuşması da onun gibi. Aynı böyle sakin sakin. Evet ama sakin. sanki hep de adam sürekli çok içmiş ve e, uyumaya ihtiyacı varmış gibi konuşuyordu. Gibi de konuşuldu. E, Rahmetli'nin de bir gözaltı torbaları da vardı. E, belli ki hiç kozmetik ürünü kullanmamıştı hayatı boyunca. Hatta Feriha eee <laughs> üniversite... <laughs> e, rahmet istedi gerçekten. Evet. E... Feriha üniversiteyi kazandığında annesi de şöyle bir şey diyor işte. Hmm. Annesi hep elleriyle eee yıkadığı hmm. çamaşır yıkadığı onu bunu yıkadığı için Diyor ki anne ben bir üniversiteye gireyim sana ne kremler alacağım. Yani annesi de bunca sedir temizlik yapıp bir bulaşık eldiveni takmayı da akıl etmemiş herhalde. <laughs> yani bir de Feriha yani sen krem alacaksın da kremlerin tanesi hiç haberin var mı? 3000 lira. Sen öğrencisin Paso ile gidip geliyorsun. Ve sen Sefora Üniversitesi'nde mi kazandın? Evet. Sefora Üniversitesi L'Oreal şubesini mi kazandın? <laughs> Nasıl kozmetik ürün alıyorsun? Bir de şu müzik vardı. E, fan müziği. Pompiş müziği vardı. Onu alalım. Bak bu Sanem Hanım'la Levent. Hadi evet. bakalım İzmirli geldi tekneyi temizle. <laughs> Aa, ben nasıl yapacağım? <laughs> hadi hadi gel. O Sanem hatırlarsan Levent'in teknesinde Levent'le iki tane pompiş yapacak diye bütün tekneyi bile dalamıştı. <laughs> Aman gerçi hepimizde neler yapmadık iki fak fuk zamanında. Hı, neler yapmadın acaba? Yani tekne ciflemedim tabii <laughs> Sanem Hanım gibi. Beni zaten tekne tuta, Tekne mezaviyeler kapatılsın. <laughs> <laughs> ve hatta biliyorsunuz temizlik bittikten sonra e, tezgah sarı beslenir. Temizlik bittikten sonra gusül. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sarı bezi gusül niyetine seriyordu <laughs> Sanim de Hayır. az değildi Sanem, ha. Sanem şimdi Sanem karakterine de gelelim yavaş şimdi yavaş. Şimdi o apartmanda arkadaşlar yani anladığınız gibi bir Feriha ve ailesi var iki kardeş Mehmetle Fe e, Feriha ikizdi dünyanın en satıcı. Dünyanın şey. en saçma herhalde beş yumurta ikizdi. <laughs> İkizlerdi ya yani, hiç kimse ni anlayamadı. Ve hep onu biz abisi gibi konumluyorduk Feriha'nın. Evet. Ee, ve bu apartmanda Cansu diye bir kızcağız vardı. Cansuya mı önce geçti? Tamam Cansu. Yu. Evet. Cansu benim yani çok üzüldüğüm bir karakter. Ay Cansu'ya üzülsün? Çakıya benziyor Cansu. Ama bir dakika. Cansu'nun şimdi problemleri var. Bak ben biraz duygulandım şu an. <laughs> e, Cansu o kadar travmatik bir kızdı ki e, şey yapmıştı. E, Emir'e aşık aşıktı. Onun haberlerini keserdi dergilerden böyle. Hatta böyle, böyle e, kullandığı laptopta Emir'in bir havuzdan çıkmış fotoğrafı vardı. Öyle mi? Laptopunun Aa, o... şey e, koruma ka koruma kabı ne adı? <laughs> Ekran koruyucusunda, <laughs> jelatininde. <gülüyor> Laptopunun kondomunda. <laughs> e, ben üzülüyordum çünkü biliyorsun o da e, şeyleri zehirlemişti. Feriha ile Emir'e fare zehiri koymuştu. Ay O neydi Kaan? O kız Cansu yani bir e, öksüz bir karakterden bir anda The Others'daki Nicole Kidman'a evrilerek. Ama burada kızı. şeyin çok e, katkısı var. Sanem Hanım'ın katkısı var çünkü hatırlıyorum üniversite sınavını Feriha kazanıyordu. E, bu Cansu kazanamıyordu Hı -hı. ve Sanem Hanım da çok sınırlı bir şekilde tebrikler Feriha'cığım çok sevdik senin adına. Kapıcı kızı bir kazandı sen kazanamadın diye <laughs> cinnet geçirip yani o fare zehiri katmasın da kim kat? Sanem Hanım bu arada gerçekten iki pompiş yapacağım diye neredeyse çarşambaları bize temizliğe gelecek noktaya gelmişti <laughs> ama bence o dizide en çok sınıfsal farklılığı ve o sınıfsal nefreti körükleyen Sanem'di. Sanem'di çünkü aslında Sanem bir paçozdu yani Sanem de böyle bir sosyetenin gülü değildi. Hiç. O da Haldun. Haldun'u araklamış. Adamcağız evliyken koynuna girmiş. Zaten Haldun da biliyorsun o yıllarda gözaltı torbası ameliyatı olması gereken ve göz kapaklarını aldırsa. 10 yıl gençleşecek bir gariban. Gördüğünüz gibi Ayşe'nin göz kapakları ile ilgili bir obsesyonu var. Yani göz altı ve göz kapakları ile ilgili obsesyonu evet, var. Evet göz kapakları çok önemli ama. ama. ne kadar kibar arkadaşım pompiş diyor. Ben fakfuk diyorum. Bankacılık <laughs> eskiden bankaca fakfuk fonu vardı biliyor musunuz? Fakir fukara fonu derlerdi. Yani bu kadar ötekileştirmek insanları fakfuk <laughs> fon vardı. Evet ben bazen e, üniversite yıllarında babamdan borç istediğimde bana para gönderip dekonta açıklama olarak fakfuk fon yazıyor. Yani... Demek <laughs> bundanmış. Peki şimdi e, Sanem'in ee, o güya aşıkmış gibi ya da çok iyi bir cici anneymiş gibi. Cansu'ya da iyi davranıyormuş gibi. Halbuki kızı sürekli sepetlemeye çalışıyordu ya, evden. Çok Pistik kötüydü ya. Kadın. Tam bir sindirella üvey annesiydi. Aynen öyleydi. Ve sonra Cansu yavaş yavaş delirtti. Ve onları fare zehiriyle o gariban çiftimizi ya. zehirleyecek noktaya getirdi. Ama Cansu da tabii aklı evvel bir çaki. Çaki tam çaki. Ee, yani... Ve tarihte ilk bir şektomi ameliyatı yaptıran oyuncu olabilir. <laughs> Çünkü magazinde hatırlıyorum. Seyhan sormuştu ona. Bak ben de bunu hatırlıyorum. Yanakları ne kadar incelmiş diye işte bir şey yemiyorum ama yine de incelmiyor. Ben de artık operasyon yaptırdım aldırdım bu yağları buradan falan gibi bir şey söylemişti. Bu bana birini hatırlattı. Bu bana kansikmanı hatırlattı çünkü ben de iki sene önce bu bişektomiye operasyonunu yaptırdım. Çok belli olmuyor ama. Fare zehirini getirin Ayşe'nin e, içine kahvesine koyduğum fare zehirini getirin hemen. Cansu'nun o meşhur sahnede yani Feriha ile Emir'in e, Feriha'nın e, apartman görevlisi kızı olduğunu anladığı sahnede. Güzel güzel ayarlaması ortamı değil mi? Aa, yukarı gelsene ya. Aa, Babamın babam, şeyini babam bulamıyorum. Babam sana belge verecekti. Belgeyi olan. de bulamıyor Belge. Belge. FBI'de çalışıyor <laughs> sanki, e, Haldun. sanki Haldun. Hakikaten sanki. Andropos Haldun. Sanki Bordo Bereli Haldun. <laughs> Ve sonra <laughs> diyafondan Zehra teyze, Zehra teyze. Sonra Ama bugün bu şanslısın çöp az. Bu arada <laughs> habersiz gelmişti yukarı Hazalkaya. Gerçekten evet, haber, çöp, çöpü çıkarmaya geliyor. Çöpü çıkarmaya geliyor ve bugün şanslısın az çöp var diye. Yani bir... E, Cansu gerçekten yani başına gelen her şeye hak ediyorsun. Tabii Cansu'dan bahsetmişken onun K'leri G'ye dönüştürmesi. hepimizi evet. bir lanet gibi sanki. Kahvaltıya iniyorum. Kaan'ın e, Gömerci Kuşları'nın x 8 bölümünde Yozgat şivesiyle <laughs> konuşması gibi. <laughs> Geyfim hiç yok ya falan diye ve o sonra yıllar sonra ortaya çıktı o kızın öyle aralarda öyle konuştuğu. Evet kızcağız hep kahvaltıya inelim karşıya geçiyorum falan <laughs> Atıyor. Bu arada e, bu arada? aileden bak, bak şu şu, arada şu şu, arada, şu, şu pavyon ışıklarında yani. <laughs> Hatırlıyorsan bu arada e, burada da flash forward yapalım. Seher de pavyona düşüyor bölümün sonunda. ah, sonunda. Seher'i kesinlikle Onu konuşmamız ayrı lazım. Onu apayrı konuşacağız bu arada. Yerli o Seher. E, Sanem bak birine nasıl gelirsen yani Kimin koynundan kalkıp gelirsen öyle gidersin derdi rahmetli babaannem. Ne kadar çok konuşmuş babaanne baba Babaannem de maşallah multi language, language insanı. Language. language linguine. <gülüyor> Linguini. <gülüyor> ee, ve Sanem hatırlarsan bir evli erkeğin koynundan onu yine aldatarak gidip başka bir adamın koynuna girmişti. Levent. Teknesi olan Levent'e. Evet. Ve Levent'le e, onu yakalayınca Haldun e, sinir krizi geçirip kalp krizi geçirip rahmetli olmuştu. Evet. Levent'le burada e, Barış Kılıç'ın ilk... E, Boxer'ıyla ve Genç güzel kız rüyası vücuduyla 33-34 yaşında daha Dilfli'ye e, terfi etmedi. <laughs> Dilfli Kaşarlı. <laughs> Levent'in şöyle bir durumu var. İlk e, teknesi var bu Levent'in ve Hazal Kaya ile tanıştığında biliyorsunuz e, bunu Sanem buluyor. Ve Hazal Kaya yani Feriha'yı onun teknesine temizliğe getiriyor. O da az değil yani. Feriha çağrılır mı oraya? Feriha çağırılır mı? Değil. Adam 40 yaşında adam. Yani Can su Onası... temizlese daha iyi. Ay ne alakası var. 18 yaşında kıza halleniyorsun sen. Sen hmm. kimsin? Doğru söyledin. Yani yine burada Özdemir Erdoğan'ın o sakıncalı şarkısı aklıma geliyor. Nedir bu duyduğum heyet. <laughs> evet çünkü Levent sürekli Feriha'ya çocuk, çocuk, çocuk deyip. Çocuk diyordu bir de ya. Atatürk müsün sen ya? <laughs> Üstüm üşüyor çocuk. Yani Yani sen... Atatürk'le ülke Tepe'yi izlemiyoruz herhalde <laughs> Kadrajdan çıktık. <laughs> Yine bir kadraj Mahmut yaşandı. Ondan sonra bu arada şu an hatırladım sen konuşurken ee, aslında annesi çalışıyordu teknede. Bravo. Annesi ayağını sakatlamıştı çünkü teknede çalışmak çok güzel iki saatte bütün gün parası alıyorum ha ha, ha derken küt diye ayağını sakatlamıştı. Ay nasıl bir gerçekten köylülük. Ve kızını, kızını, kızını göndermişti. Mis bir gidi aramızda. <laughs> Periha'yı Levent'in de dediğin gibi çocuk çocuk ilgisi vardı. Bütün erkeklerin olduğu gibi Feriha'ya. Fakat <laughs> Levent'in bir de kardeşi vardı. Sarpcan e, diye bir oyuncu arkadaşımız var ya. Sarpcan Bey. Sarpcan Bey. Onu da bir daha hiçbir dizide göremedik. E, o vardı ve bu ikisi kardeşti. Ve bunların annesi geliyordu apartmana sonra. Ve ha, annelerine yani. ismiyle hitap ediyorlardı. Ben yemeğe kalmayacağım Nevbahar. Nevbahar Nev mı? <laughs> <laughs> Nevbahar'ın evin içinde yalı gibiydi. Yani o apartman bakın dünyanın en ruh hastası apartmanı o. Öyle. Karanlıkta falan oturuyordu Nevbahar böyle. <laughs> bu arada şimdi e, Levent... Dizinin sonuna kadar Feriha'ya halleniyor. Evet. Çocuk çocuk dediği kıza, Özdemir Erdoğan gibi dediğin gibi bir aşk büyütüyor içinde. Ve Emir bunu çok kıskanıyor. Emir'in de böyle gelgi takılları, kıskançlıkları falan. O da az değildi bu arada Emir Sarraf oldu gecelerin veliahtı. Tabii. Ee, şimdi ona da geleceğiz, ee, onu da gömeceğiz. Sadece Feriha'ya gömmeyeceğiz. Ama bir dakika, Emir'e gelmeden önce kime geleceğiz? Ee, yerli Blair Waldorf, Hande. Ay nasıl yetenek abi Ay, ay. Sürekli ağzını şöyle yaparak oynuyor. Ve herkese ismiyle hitap ediyor. Emir, Koray... Evet sinirlenince. Ne yapıyorsun kapıcıyı mı çağırıyorsun? Sinir, Cansu. Sinirlenince <laughs> Koray yeter artık. Emir, Koray. Nehir. Ona, ona. Bak <laughs> bana bunu soruyorsun ama nehir. Yeter. Ama ya, harika. Kötü demek istemiyorum ama gerçek bir zengin böyle biçi karakterdi yani. Ve Feriha'yı mayosuyla aşağıladığı Hav sahne. Havuz partisi. Havuz partisi ama orada da Feriha'cığım yani sen de hak ediyordun. O da bir mayo ya. Yani kadın Feriha biliyorsun bütün kıyafetleri e, ee, iyi bir kıyafetti. Çünkü e, o şeyin Lara'nın anası modacıydı. Ve Feriha'yı marka yüzü yapmıştı. Yani böyle saçma bir şey olabilir. Benim rüyalara saçmalık <laughs> seviyesi. Beykent Fashion Week. Beykent <laughs> Üniversitesi'ne. Ulan iki tane de mayo yapsaydın kıza da bari. O da havuz partisinde rezil olma. O mayo neydi öyle ya? Yani? Ay ama bak onun öncesinde yine Feriha'nın anasının hatası var. Onun önce duş alıp girdi. Ta, <laughs> çünkü onlar birlikte pazara gidiyorlar. Kızcağız bikini almak istiyor. Diyor ki havuz partisi var okulda diyor. Kız sen bunları mı giyeceğim böyle çıplak çıplak mı gezeceğim diye kızı pazen bir şortla Kızılık gönderdi. Kızılık şerbeti orada vibe'ı alıyoruz tabii şeyden. Sonra hatta Feriha utancının pazen, orada ne? pazen bir şort pazen, e, Şirin pazen. <laughs> Ve kız asla orada e, havuz pazen. sahnesine üstünü çıkaramıyor. <laughs> Pardon. Tabii Koray karakterine de gireceğiz. Koray Hande'ye aşık. Hande e, Emir'e aşık. Emir Feriha'ya. Sonra herkes uşağı gibi oldu yani. <laughs> Sonra Emir'den istediğini alamayınca Hande biliyorsun e, şeye geçiyor. Koray'a geçiyor ve bir ateşli aşk sahnesiyle. Ateşli bir aşk sahnesi var. Baya böyle halvetler olunuyor falan filan ama o çok sonlara doğru oluyor tabii. Ama zaten Koray benim gördüğüm dizi tarihinin en izik karakteri. Ama ben Koray'ı severdim ya. Yani çok da görüşürdük de arada filan. <laughs> <laughs> Hayır, karakteri yargılamıyordu yani. falan öğrenince mesela. Yargılamadı çok. E, hayır niye bir tane e, bok borusu vardı ona nasıl bakıyorsun? E canım hani? bakmasın mı üstüne bok akıyor kız çocuğun böyle <laughs> bir baksın yani. Hayır efendim kimsenin bok falan aktığı yok yani. Hayır o boruya bakabilirsin. Bak burada da bir boru var mesela şu boru. Ay inşallah bok akmaz. <laughs> Hiçbir şeye yaramıyor yani o boru bence çünkü neyse. <laughs> Ama e, ilk o öğreniyordu sanırım Ferihan evet. e, sosyoekonomik gelir durumunu <laughs> ve o böyle bunu gayet e, okeydi yani normal karşılıyordu. Ay ona her şey okeydi zaten yani. Ona her şey yani. okey yani ona bir kuku olsun. <laughs> Tam bir zamsalaktı ve hayatımda gördüğüm bir dizi tarihinde gördüğüm en uzun platonik aşkı Koray <laughs> yaşadı. 500 bölüm Hande'ye aşık olmuş. Hatta sonra bir baktım e, programa gelmeden önce adını Feriha koydum. Emir'in yolunda hmm. e, başkalarını bafilerken yine Hande'nin peşinde Koray. Ama evet Hande onun obsesyonu oldu biliyorsun evet. yani. Ya Koray o kadar libidosu diyelim yüksek bir karakterdi ki en son şeye bile e, kuzeni Feriha'nın kuzeni kim? Bizim Gülsüm. Cemile, Cemile, Gülsüm. Cemile yine bir başka fakir diyarlarda Gülsüm olarak e, karşımıza çıkmıştı. Ve Gülsüm'le de yine bir halvet olup evet. ondan sonra da Gülsüm'le hatta evlenmek zorunda kalmıştı. Bebek oldu, olduğu için. Bebek olduğu Ve kızın e, bekar, bikrini izale etti derler ya. <gülüyor> Zifaf <gülüyor> gecesinde. <gülüyor> Ve ben şöyle bir sahne hatırlıyorum orada. Bunlar evleniyorlar falan işte aynı evdeler. Ve Koray eve geldiğinde kız yemek yapıyor. Ve ev muhtemelen leş gibi soğan koktuğu için Koray eve girip sen yemek mi yaptın? Annem e, der ki yemek evin bereketidir deyip yani Koray'ın jet hızıyla pipisinin içeri kaçtığı <laughs> ve libidosunun yerlerde e, süründüğü bir sahne hatırlıyorum. Çok severim o sahneyi. Çünkü e, Koray'ın arkadaş... Çünkü acıktım falan. Çünkü Koray'ın arkadaşlarını yemeğe çağırıyor. Üniversiteden arkadaşlarını. Hmm. Ve orada diyor ki e, çok bir şey yapmadım ya ekşi aşı yaptım. <laughs> kırsal kırsal konuşmalar. <laughs> ve sonra diyor ki Koray... E, Tamam bir dahaki sefer ediyor. Hani yapmana gerek yok. Kasma dedim sana falan diyor. O da böyle annem derdi ki evi yuva yapan yemektir. Hayır gerizekalı. Sen ha, villada yaşıyorsun. Yuva evi yuva yapan catering şirketidir. <laughs> Git de bir catering çağır ve sonra e, hatırlıyorsan eğer sürekli bunları yaptığı için adam da diyor ki bir yerden sonra ne ev kokmuş. Ha bundan sonra pencereyi açarım. Adam da diyor ki istersen aspiratörü çalıştır. <laughs> ya bir de o Hande'ye benzemek için korkunç bir saçını başını yapmıştı. Bir Savaş gibi hatırlıyorum. Evet aynen öyle. Beraber Prensa... <laughs> Saçımızı başımızı yaparız Perihan Aa, öğretmeni oyun Evet, Perihan Sarışın öğretmeni oynadı. Sezer Sezercik filmi bizim favorimizdir <laughs> ve Perihan Sarışın cinayeti çözdüğü şu sahne. Siz fotoğraf çekse birisi ne yaparsınız? Saçımız saçımızı, saçımızı başımızı yaparız. yaparız. <laughs> Onlar ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Öylece durdular ve sonra cinayeti ortaya çıkarmak için Sarışın şey. <laughs> sen öldün öldün. <laughs> Küçük Fransa kral yer değiştirmişlerdi. Çünkü birbirlerine çok benziyorlardı. Ah, öğretmenim, öğretmenim. <laughs> Size ah. bu filmi canlandırdık. 3-5 sınıfından Buna peki gerek var mıydı? Vardı. Tabii ki. Çünkü konuyu dağıtmaya bayılırız. bayılırız. Hatırlarsan işte demin konuştuğumuz Gülsüm'ün saçını sarı yapması ve Hande'nin delirmesi. Sen değil saçını sarı yapmak estetikçi gibi sen bile benim gibi olamazsın. Sen bir zavallısın. Ama orada haklıydı Hande. Sen bir zavallısın yani. Öyle saçını başını yapılır öyle olur mu ya? Ben katılmıyorum. Ee, ha. Ben orada Koray'la Hande'nin hastalıklı bir ilişki yaşadığını... Ee, ve orada Gülşüm'ün gariban olduğunu düşünüyorum. Tam Gülşüm gariban Maalesef diye yani. Maalesef burada yollarımız ayrıldı. İstersen e, adını <laughs> Ferhat Kaan'ın yolu olsun. Biz <laughs> Gömelci <kuşları> bitiyordu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sezon finali. <laughs> Ama yani sen şimdi böyle bir şey yapar mısın hiç? Yaparım. Eski sevgiliye benzemek. <gülüyor> 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 tamam. Bak Mehmet, ee, Mehmet zaten sanıyorum e, o da bir göçmendi. Göçmen dediğim yani gurbetçiydi çünkü gurbetçi Türkçesiyle konuşuyordu. Hmm. Ondan sonra e, sonra ben ne e, o halayı bir yerde gördüm e, ee, ne işte Gülsüm'ü bir yerde gördüm. Ve ne hatta... Gülbeyaz'ı, Gülbeyaz vardı. Hatice <laughs> abla. Gül, Gülfidan. Gülfidan ha Gülfidan. Benim en sevdiğim karakter. Gülbeyaz ne acaba? Hani anne 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 Zehra abla bilmem ne ben bayılırdım Gülfidan'a. Gülfidan'ın hatta sadece e, pazarda görürdük çok, onu. Çok yetenekli <laughs> oldu. ona bir sürü rol yazmış biliyor musun senarist? Ya. Bu arada dizinin en büyük saçmalığını size söylüyorum arkadaşlar. Lütfen. Bu dizide herkesi aptal yerine koyan en önemli şey. Sürekli oyuncular değişiyordu. Evet ya. Emir'in babası değişti. Evet. Lara'nın annesi, Lara annesi değişti. Lara'nın annesi değişti. Gülsüm en başta köyden köyden geliyor. Başka biri okumaya geliyor bambaşka biri. Bambaşka birisi oldu. <laughs> Birçok insan değişti. Ben bir yandan Emir'i e acıyorum. Çünkü babası sürekli genç kızlarla eve geliyor. Böyle bir tuhaf tuhaf sarhoş sarhoş. O da bir travma tabii çocuk için. Ay ne yapıyoruz? be? kanal 7'de program yapıyoruz. Ona acıyorsun, <laughs> buna acıyorsun. Sen karakteri acıyorsun tabii. O sen baban öyle olsa Normal ilişkiler kuramazsın. Kurarsın efendim sen <laughs> gece kulübündesin, babanın ekmeğini yiyorsun, gecelerin veliahtısın diye sosyete dergilerindesin. Bir elin yağdı, bir elin baldı. Ondan sonra aynı senin annenin dediği gibi. Anne mıyıl... eşek gibi yaşadı. <laughs> mıyıl mıyıl bir kız buluyorsun. Ben saflık nedir bilmedim, masumiyet nedir bilmedim. Ama bir taraftan da herkes yine yoklamaya devam ediyordu. Hmm, hmm, Neşet. Neşet. Hmm. <laughs> ben hiçbir zaman Emir'in neden Feriha'ya aşık olduğunu anlamadım. Ama o aşka çok inandım. Sanki bir iddia gibi başlamıştı o da böyle değil mi? Yani Feriha onu tersleyince bir iki böyle o hoşuna gitmişti. Hani evet böyle zengin araba erkek çarpmıştı. Tribi, evet evet zengin erkek tribi böyle. Hmm. Git be. İstemiyorum be. Yeter be. Bilmem ne be. Emir ne yapıyorsun ya? Evet. Böyle bir bağırmaları var. Onları ya. böyle o çekici bulmuştu herhalde. Ama... Ee, orada şöyle de bir şey var mesela bunların ilişkisinde sağlıklı bir iletişim de hiç olmadı aralarının en iyi olduğu gibi hı hı. ya ilk geceleri ya ilk zifaf odasına girdikleri gecenin sabahını hatırla ya mamal birbirlerine bakıyorlar sürekli bir konuşmak yok çok güzel miydi iyi miydi? Ay ne kadar güzel. Hadi bir daha yapalım sabah seksi. Hadi bir daha yapalım. Öyle bir şey hiç olmadı böyle. <laughs> evet morning seks yapanlara selam olsun. Nın nın nın. Nın. Ve hatırla her yere el ele gidiyorlardı bunlar. Asla konuşmuyorlardı. Ama diye. hiçbir şey konuşmuyorlar ve sadece kavga. Ve bir kere hiç unutmuyorum. Yani Charlie Chaplin filmi değil bu hani. <laughs> <laughs> Emir buna tokat atmıştı Feriha'ya. Evet. Seni cezalandırmak için. Feriha sakın. Tek bir gece Levent Bey'le birlikte olsaydın. Yeter! <laughs> Bu Shame on you Emir. Dövüyordu sürekli ya. Kızı sürekli dövüyorlar. Ne kadar çirkin bir şey ya bu. <laughs> yani itip kakıyorlar. Gerçekten kız bir ara e, hakikaten kakılmış gibi yani. yani. Gülmemin sebebi de şu. Ya bu saçmalık ya. Yani. Bu biraz saçmalıktı bence. Bak Feriha'yı babası dövdü. Abisi dövdü. Emir dövdü. Bu Hande ile birbirlerine girdiler. Bir ara Hande buna vurdu. Kızın dayak yemi herhalde bir küçük olan Ömer buna bir tokat atmadı. O da köye gitti diye vuramadı herhalde. <laughs> annesine Ahu Sungur oynuyordu Aysun Hanım. Hmm. Hatta Emir'in Emir annesi. Emir'in yolunun final bölümünde ee, Can Suyu Hanım'ı e, öldürüyordu yani takot atıyordu ve öyle bitiyordu dizi. Takot. Takot atıcı. E, so <laughs> <laughs> Takar mısınız? <laughs> Diyeceğim şu A Aysun Hanım'ı Ahusun oynuyordu. Ben de yine e, bir fanboyken e, Ahusun Gur'a bir kere Twitter'dan. Ay şu an itiraf etmeye çok korkuyorum. <laughs> Söyle. Anneler böyle giymez. Anne gibi giydirsinler sizi diye. Cinnet geçirmiştim ama ben çok severim. Hem onu hem de eşini Suat. Bu neye Suat... benzedi peki? Demet Akalın'ın Kim Kardeşler'ın Instagram'da fotoğrafı. You are mum. Şey on mum, mum mu? <laughs> Bir mumdur. kim mumdur. <laughs> 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 Ahu Hanım da bana çok güzel cevap vermişti. Ee, ben normalde de anne olarak böyle giyiniyorum falan diyerek böyle bir cevap vermişti bana. Aosungur'ün eşi Suat Sungur'u da ben çok severim ve Kareas oyunu onun. Benim ortaokul yıllarında yani hayatımda izlediğim en güzel oyunlardan bir tanesi. Bu bilgiye gerek var mıydı? Yoktu. Yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Fer Feriha ile Emir pikniğe gidiyorlar. Yani ah. Hiçbir şey yapmıyorlar. Aktivite özellikleri var bunları. hatırlamak istemiyorum. Hani... Böyle senaryolarda şöyle bir şey vardır hep iç gün iç gece yazdık biraz da dış gün yazalım tamam mı? <laughs> biraz da ot böcek yazalım maliyeti düşelim yani. <laughs> ama maliyeti düşük ne yapalım AVM'ye girmesinler kira vermeyelim kapatılmasın <laughs> havalimanı aman yazmayalım pikniğe gönder bunları diye. Pikniğe girmişler ve işte çilek milek almış Emir. Ee, Feriha böyle bir kırsal açıklama yapıp şöyle diyor ama bu e, tam bir piknik değil ki. Mangal falan yok. Mangal ne ya? Bari barbekü de ya. <laughs> mangal ne abi? Babanla şeye mi gittin ya? Sultan Baba, suyuna mı gittin? İşte babasıyla hep beyaz atletle mangal yaptı. İşte, e, kapı, ben size mangal kızını, yapamadım be Feriha. Şöyle bir şey var ya işte kapıcı kızını oradan çıkarıyorsun ama e, kapıcıyı onun içinden çıkaramıyorsun. Hatta bu emir beni şu anlamda da delirtiyordu. Zart zurt kızın evine gidiyordu hatırlıyor musun? Kapının önündeyim Feriha. Çiçek aldım Feriha. Bir gün hatta Ama kızın... zenginler öyle işte hep birbirine gidiyor ne herhalde. Ne teklifsiz kardeşim ayakkabılarını çıkartmaz. Hangi kapıcı dairesine mi gidiyordu? Evet Emir bunun kapıcı dairesine gidip kız yokken. Ferihan'ın evinde Yani evine kapıcı kapı dairesi çıkken... orası yol geçen hanı değil Emir Efendi. Emir Efendi sen zenginsin diyor öyle fakirlerin evine zor, zor zor uğur dündar gibi giremezsin. Giremez soğuk oluk değil bu yani. <laughs> Ama şunu söyleyeyim e, o evi de biraz bence irdeleyelim. Harika. O evdeki bütün yoksul detaylar bak sandalyelerin hepsinin birbirinden farklı olması. Buzdolabının Salonda olması, değil Ay, mi? Evet. Hatta bir ara bu Twitter'da çok konuşuldu. Yani tek tek bu detaylar incelendi. <laughs> Buzdolabının üstünde bir örtü gibi bir şey vardı galiba ve bütün odaların salona açılması. Bak, bu beni. Bak korkunç. Korkunç. Herkesin şey. birbirini 24 saat görmesi BBG evi gibi. Ve o Ferihan odasındaki o yüklük, o yorganlar. <laughs> Bak. Ve, ve şöyle bir şey söylemişti. Üst katlardan bir yerden varaklı o odaya hiç uygun olmayan çok güzel bir ayna vardı. Hmm. Ve Emir o odaya girdiğinde Feriha demişti ki, bu ayna yukarıdan geliyor. Hiç bu odaya uygun değil değil mi Emir? Tıpkı senin gibi demişti. Aa, metaforlar. Ne kadar güzel, güzel bir replik değil mi? Çok güzel yani adeta bir... E... Şölen. <laughs> Halil'e gelelim. Halil de zorla hani Feriha'nın evlendirildiği e, kişiydi. Fakat bir ara kaçırdı Feriha'yı. Değil mi? Ay, bir ara Kaçırdı. E, Doblo ile kızı kaçırıyordu. Doblo ile, Doblo ile getirdiğinde de benim şoförüm diyordu ya Feriha. Herkes, herkes bir şey Truman Show gibi. Herkes birbirine birbirine birbirine. Ama hiç uymuyor ya. Annem hizmetçim. O benim şoförüm. Doblo ile geliyor Tekneye ama. Tekneye gidiyordu. Tekneyi temizliyordu. O bizim teknemiz falan. Ama hakikaten e, şimdi şaka bir yana. Şimdi biraz ciddi ben konuşmak istiyorum. <laughs> e, bu tabii bence çok da yaşanan bir şey. Yani tabii farklı sosyoekonomik sınıflarda maalesef gençlerimiz e, bu tabii ki ailesinden maalesef işte ya da ailesinin hayatına utanma. Aslında çok sosyolojik olarak bence çok güzel fotoğraf çeken bir dizi. O yüzden de rahatsız etti bence insanları. Ve o yüzden de çok izlendi. Ben hala şunu iddia ediyorum. E, yıllar sonra bile hala tekrarları izleniyor. Youtube'da çok izleniyor. E, bence Türkiye'nin çok büyük bir gerçeği. Ve herkes kendisinden biraz daha bir tık daha fazla sosyoekonomik olarak ondan daha Tabii. iyi durumdaki insana... Kendini iyi göstermek istiyor. Tabii. Ve olmadığı biri gibi davranıyor. Bazen işte onun olmayan kiralık arabasını kendi arabası gibi. Bravo. Bazen arkadaşının taktığı kolyesi gibi. Ya benim ben bazı gittiğim davetlerde kadınlar görüyorum. Ee, şoför gelecek almaya diyor. Şey bula bula kar ya da işte şey hmm. e, anladın mı? Ne o Uber var öyle şeyler ben yani. Ben de öyle yapmıştım bir davete gitmiştim. Şoför ve geliyor. Şoför geliyor demiştim ve korsan taksi gelmişti. <laughs> ve ben tam havale girerken adam açıp abla öne bin ileride polis var demişti. Ve ben mal gibi öne oturmuştum ve sonra böyle yapmıştım. Abla çevirme olduğunda böyle elimi tuttu. Biz seninle arkadaşız. Tamam ben ne münasebet. <laughs> <Arkadaşı. gülüyor> Ay bir de birisi de şey dememiş miydi sana? Annem annem mi oğul falan demişti. Aa, evet bana demişti ki kor aynı korsan taksi... Bak be gün... bunu hatırlatmam birisi de şey demişti galiba. Ee, aynı korsan taksi şunu demişti bana. Eee bugün benim ilk iş günüm. Polise yakalanmak istemiyorum. Ben de havalimanına gidiyorum. <laughs> ne yapacağız o zaman dedim. Ablacığım bizi polis çevirdiğinde şöyle diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ee, sen benim annemin arkadaşısın. Ben böyle şimdi seni ihbar ediyorum. <laughs> Annesi çünkü 53 yaşındaymış gerizekalı. <laughs> <laughs> Burada bizi izliyorsunuz 53'lükler. 53, 53, 53, 53 selam olsun ama selam. ben e, şu anda bir kırkım. <gülüyor> <gülüyor> yani kırkım çıktı. Kırk, kırk. kırk, çıktı. Halil'e gel ne olur Halil'e. Halil'e gelelim. Halil yani tam bir don koklayan sanat. <laughs> <laughs> Ve Halil aslında Sultan'daki e, Bahtiyar Efendi'nin daha ruh hastası versin. Bence ben Halil şimdi. gerçekten e, hayatımda ilk kez ben e, bu kadar Freddie Mercury'ye benzeyen bir tuhafiyeci gördüm. Ve sırf o oğlanı Mehmet'i işi yanına aldı diye kızı vallahi verdiler adamın koynuna. Evet e, bu da işte bazen e, alt sınıfa ait ahlak duygusunun ne kadar çöküntüye uğradığını orada bir iki yüzlü ahlak olduğunda göstermeye çalışıyorum. Müjgan'ın programlarında her gün gösterdiği evet. gibi çok üzerine titrediğin ve kızını dövdüğün. Ee, işte fotoğrafı çıktı diye, dergiye çıktı diye kızını hemen koşa koşa alıp evlendiren baba evet. resmen oğlunu işe soktu. İşte kızı daha rahat bir hayat sürecekti. Evet. Kızı hemen gidip nişanlamıştı. Tamam, bunu sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimlerde çok görüyoruz maalesef. maalesef. Bu e, senin çok sevdiğin bir tabirin vardır. Benim. Hipokritiklik. Hipokritiklik. <laughs> Hypocrisy. Hypocrisy. Çok görüyoruz. Peki Halil e, tabii... E, Halil buhranlı bir karakterdi. Buhranlı bir karakterdi ve... Ee, o da Feriha'ya yanıktı. Herkes gibi. Herkes gibi. Tabii Bak bir Feriha'ya yanık daha bulduk yani Levent. sadece zenginler değil. Ama ben oradaki en bomba karakteri sona, yani sonlara bırakmak istedim. <laughs> en sevdiğim. S e h E R. ve seheri konuşalım istiyorum ben evet, biraz. Evet, sona sakladığımız en güzel karakterimiz ve bence sürtüklü, en renkli en Los <laughs> karakteri gerçekten sona sakladık. Böyle bir fettanlık olamaz. Olamaz. Yine sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimde çok gördüğümüz. Her kesimde var ama o kesimde inanılmaz gördüğümüz. Sürekli böyle laf sokardı ya yemek yerken. Yok bir şey demedim Rıza baba. E, Feriha Emir'le buluşmaya gitmişti ondan. A -a, aa, bilmiyor musunuz e, siz? Ha evet bebekleri olur tabi eğer boşanma dilekçelerini vermeseydi Gülsüm. Aa. Ay ben kötü bir şey mi söyledim şimdi diye her şeyi söyleyip söyleyip. Bu bizim Kaan'la yöntemimizdir bu arada. Ne dedim şimdi ne de dedim babamın. Şimdi ben? ne <laughs> <laughs> dedim şimdi ben bir de o, o kadar fettandı ki biliyorsun. Mehmet'i de böyle çok aşık maşık bir Mehmet'i baştan çıkardı. Hayır zaten o e, biliyorsun Halil'in karşısındaki tuhaf evli adamla yatıyordu önce. Aa bravo. Adam karısını boşayıp bunun evinin kirasını ödemedi diye Mehmet'e yanladı. Tabii ve böyle dekolte yapıyordu korkunç yün hırkasını. Seher gerçekten çok renkli ve benim en güldüğüm çok da iyi bir oyuncu. Onu da bir daha hiçbir yerde görmedik. Evet yani <laughs> o dizideki en iyi oyuncuları bir yerde görmedik gerçekten. Seher karakter olarak çok aşıfteydi Hatırlarsan <laughs> dizinin sonlarına doğru Akif diye bir şahin K. pornoçu şahin K. kılıklı bir adam. Gülsüm'ün abisi. Gülsüm'ün abisi miydi o? <laughs> Gülsüm'ün abisi giriyordu ve... Ee, Gülsüm'ün abisini de baştan çıkardı ve şöyle korkunç ve iğrenç ve herkesi 80 soğutan bir sahne yaşandı. <laughs> ee, düğmesini mi açıyordu adamın ne bir şey oluyor e, sıcak gömleğini. bastı. Adam da sen böyle yapınca benim içim kabardı falan gibi bir laf ediyordu. İçim kabardı yani <laughs> yabancıların boner dediği. Boner. Boner dedi. Erekte olmak. Erekte olmanın dizicesi. <laughs> i̇çim kabardı. İçim kalktı. Ve sonra adamla kaçıyordu. Adam sanırım Emir'in yolunda onu görüyorduk. Adam da bunu pavyona mı satıyordu? Bir şey oluyor. Pavyona evet, düşüyordu. Pavyona düşüyordu sonunda Seher. Seher'in alt çenesi öndeydi galiba. Alt çenesi biraz önde evet. Onun ortodontiye çok ihtiyacı vardı. <laughs> ee, keşke zamanda yaptırsaydı. <laughs> evet bu kadar gözü yüksekte bir kızın Mehmet'le birlikte olup kapıcı dairesinde kalması onun en büyük bence handikapıydı. kapıydı. Hmm, o yüzden Ama bunu, evleri yanmıştı. Evet hazmedemediği için de sürekli Mehmet'i yiyordu. Bizi ayrı eve çıkar, ayrı eve çıkar. Akif onun için e, yani işte... Ferihaların Aile halasının halasının anahtarı. oğlu evet hmm. ve o Akif'in Fatih kısa parmak bıyıklarıyla hmm. gidip gelip sonra bir gün hiç unutmuyorum bu Feriha'nın evinin anahtarını alıyor sonra bu Seher Akif'i baştan çıkartmak için Feriha'nın apartmanının dairesinin anahtarını alıyor. Akif abi biraz yukarı çıkalım da rahat ha, konuşalım. Yukarıda sevişiyorlar. Plan diyor ve adamın gömleğinin düğünü Ve adamın gömleğini çıkarttığı zaman kıl içinde kıl göğsü. Içinde, kıl içinde. Ve böyle e, okşamaya başlıyor Seher. Gerçekten bence Bu dizinin geçti. en erotik ve en kusturucu en, en, sahnesi. En erotik hem de en seksten soğutan sahnesi Gerçekten gibi dokular. Şimdi şey diyor sen benim böyle bağrımı okşadıkça e, ben daha çok sana yardımcı olacağım. Bağrım dediği yerde anorak kazak. <laughs> Kıllardan görünmüyor. Çok enteresan. Bunlar sevişiyor böyle kamera dönüyor, geliyor. Bir dönüyor kamera kan. Akif'in sırtı kaymak gibi. Herhalde epilasyona sırt kısmına parası yetişmiş. <laughs> Peki bir şey soracağım sana. Mesela işte finalde bunlar evlenecekken bir silah sesi duyuldu. Evet. O nu sence kim vurdu? Feriha'yı. Hani Halil mi vurdu? Bence Halil vurdu psikopat Halil. Ya da işte başka birisi mi ya da Sanem şey Cansu mu Cansu vurdu? Cansu da olabilir evet. Hatta adını Feriha e mu final bölümünde mi ne zaman atlaması olmuştu galiba. Feriha e iş kadını mı ne olmuştu? Böyle saçma bir şey. Yani 5 yıl sonra bir evet, zaman bu sonlara atlaması Hande ile araları değildi falan hatta değil mi? Hande'yle bir sözleşme yapacaklar bilmem ne. Bunlar işte Levent'le birlikte oluyorlar, öpüşüyorlar. Saçma sapan tam yani bizim rüyaların saçmalık seviyesi olmuş. sense etteki orji sahneleri neredeyse bunun bir adım <laughs> ötesi gerçekten. Emir'in yolda da tabi yürümeyeceği çok belliydi. Gizem Karaca filan girdi o sırada diziye. Hatta Feriha'nın da bir tane şey, fakir klonladılar ve başka bir fakir kızcağı soktular diziye ama olmaz Emel gene olmaz. olmaz. Benim en sevdiğim sahne bu arada sana da soracağım çok merak ediyorum. E, bu kapı açıldığında Sanem'in evine geldi. Hmm. Emir yine bir Emir Vakil'e zort diye apartmana gelmiş. Ama Sanem'in kapısı hep şey gibi açılıyordu. Film gibi programı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Feriha'nın annesiyle Feriha duruyorlar. E, Sanem'ler evde yoklar. Emir de onu gerçekten e, Feriha'nın yaşadığı ev zannediyor. Ve orada bir göz göze geliyorlar. E, Vahide ile. Yani orada ah, e, anne iyi. anlıyor ki beni annesi olarak değil. E, anneler içeride olarak. mi diye soruyor. Annenler Annenler içeride... Içeride... Emir diyor ki anneler içeride mi diye sorunca orada o müzik o birbirlerine anne kızın bakışı. Nı 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 nı. Nı nı Bu benim unutamadığım bir ve Sonrasında şöyle bir cümle kuruyor ona. Vay Ben senin adını ferah kodum. Sen de benim ma kodun. Aa öyle mi diyor? Evet. Yani öyle demiyor da yani ne ona olur. getiren bir kod. <laughs> <laughs> senin en sevdiğin sahne hangisiydi? Benim en sevdiğim sahne e, Handel'in. Feriha'yı aşağıladığı her sahneyi ben çok seviyordum. <laughs> çünkü yani Feriha'yı seviyordum ama bir yandan da o karakterden bir nefret ediyordum. Çünkü herkesi kandırıyor. Evet. Olmadığı biri bir davranmaya Bipolar, Bir polar başlıyor. yalancı. Evet yani Handel'in de gerçeği bu. Hayatı bu. Ve e, onların kavgalarında. Ben hep Hande'yi tutuyordum yani üzgünüm. <laughs> Bazen de e, Scooby-Doo'larda gerçek kötüleri tutuyordum zaten. Hande <laughs> gerçek bir kötüydü ama iki boyutlu değildi. değildi. E, gelgitleri olan, çelişkileri olan harika bir kötüydü. Evet Buradan Ceyda Ateş'e de selam olsun. Ceyda Ateş'e de selam olsun. Hatta bir de Ceyda'ların e, Ceydaların diyorum Hande'lerin evinde e, yine an, anneciğinin kahve ikram ettiği Feriha bir sahne var. Hmm. Yine o sahnede e, aynı şekilde çok etkileyici bir sahne. Ben tekne sahnelerini de severdim. Sanem'in o arayışları hı hı. işte o pompis sevdası. O bazı işte bazı evli kadınların gelgitleri ben kocamı aldattım filan diye koşa koşa Levent'in yanına gidip günah çıkarırken Levent böyle korkularını ve endişelerini kapıda bırakacak mısın dediğinde çapur şupur herifi öpmesi <laughs> ve korkularını ve endişelerini kapıda bırakınca sanayım diye buna başlıyor. Yani donunu don donunu da yani. bırak <laughs> Don'un da bırakması <laughs> kapıda gerçekten. <laughs> Çok enteresan olmuş. Benim yine en sevdiğim sahnelerden biri sevgililer acığımızın. Dünya'nın en aktivizmi olan hayvanlarda vardır, evet hayvanlarda vardır şeklinde Frappuccino'suyla. Frappuccino ee, al diye sürekli Zehra'yı Starbucks'a göndermesi. E, Ulus'ta ve Etiler'de Sanatçılar Parkı'nda aktivizm e, kastığı sahne. <laughs> Lara'nın annesinin modacısı vardı ve bütün iki artı bir oturanlar o modacıdan giyiniyordu. <laughs> yani bunun zarası var, <laughs> kotonu var sizin neyinize ya. <laughs> ve Lara'nın o yeşil lensleri. Lara'nın yeşil lensleri. Gerçek Godzilla gibi böyle bir de gözlerine. Lara'yı sonra bir süre sonra 20-30 bölüm sonra başka bir kız seslendirmeye başladı. Evet hatta Emir'i de başta başka birisi seslendiriyordu. Evet. Seslendirme çok kötü bir şey. Dizide başladım. kafalar çok karışıktı Dizide yani. Dizide yani. kafalar çok karıştı. Karakterler değişti, isimler değişti, sesler değişti, her şey değişti. Ama biz adını Feriha Koydu'ndan hiç vazgeçmedik. Bugün hala 12. yılını kutluyor dizi ama hala eskisi kadar popüler. Hala yorumlar yapılıyor. Çünkü hala denk geldiğimizde izleriz. Hala denk geldiğimizde izleriz. Hala Aksoy Apartmanı'na gidip bir bakarız yukarı Cansu, Deli Cansu oradan üstümüze fare zehri atacak diye. <laughs> Biz de bu 10. bölümümüzde adını Feriha koydum fenomenini kendimizce gömmeye çalıştık efendim. Umarım keyifli bir zaman geçirmişsinizdir. Ee, bizi izlemeye, bizimle gülmeye ve bizi paylaşmaya lütfen devam edin Kanal büyüsün, coşsun ki biz daha çok, daha çok, daha çok gömelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.